kimseye etmedim eyvallah. Özüm bana torpil oldu. Çaldım, söyledim, oynadım. Sazım bana torpil oldu. Cümleleriyle ifade eden ve 15 Şubat 2018'de aramızdan ayrılan önemli bir folklor araştırmacısı, eğitimci ve müzik adamı olan Hamit Çine'yi vefatının 3. yıl dönümünde sevgi ve saygı ile anıyoruz. Hamit Çine, 4 Nisan 1926'da Burdur'da doğdu. Adı Hamitoğullarından gelir. Müzikle iç içe olan bir ailenin içinde çocukluk yıllarını geçirdi. Babası bağlama çalarken annesi de ona ud ile eşlik ederdi. İlkokulda armonika, ortaokulda ise bağlama çalmaya başladı. Liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Eminönü Halk Evi'nde sosyal faaliyetlere katılmaya başladığında artık bağlama ile iç içe yaşamaya başlamıştı. Lisede bazen hocaları bağlama çalar, o zeybek oynar, bazen de o çalar, arkadaşları zeybek oynardı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı tarafından hazırlanan programımıza Hamit Çine'den derlenen bir türküyle başlıyoruz. Ardıştandır Kuyuların Kovası. Halk Evi'nde Serenler Zeybeğini çalarken fark edilip İstanbul Radyosu topluluğuna haftada bir gün katılması için davet edilmiş ve Bayram Aracı ile birlikte programlara katılmıştır. İstanbul'dayken Agop Usta'nın saz evinde tesadüfen Muzaffer Sarı Sözen ile tanışmış ve Sarı Sözen'in daveti ile Ankara Radyosu'nda sazıyla ve oyunuyla programlara katılmıştır. Sıradaki türkümüzün kaynak kişisi Hamit Çine olup
Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiştir. Gemideyim gemide, ayağım yeminide. Sür gemici gemiyi, nişanlım var geride. Yasemin Çine Sanol, Nilüfer Çine Yelboğa ve ben Çiğdem Çine. Öncelikle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na böyle anlamlı günde bu programı hazırladıkları için ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Babamız Hamit Çine'yi aramızdan ayrılışının 3. yılında rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Babamın Burdur sevdasını ve sanatçı kimliğini anlatmaya ki biliyoruz ki kelimeler yetmez. O yüzden babam Hamit Çine olarak onun değerlerinden bahsetmek istiyorum. Aile kavramı babam için çok değerliydi. Annem Nezahat Çine ile aralarındaki sevgi, saygı bizlere çok büyük örnektir. Hayat arkadaşım, tatlı sözüm ve çiçek gibi üç melek kızım. Bir de derdime dertlenen, neşeme katlanan sazım var. Dizelerinde olduğu gibi sevgisini, heyecanını, duygularını şiirleriyle paylaşırdı. Sevginin olmadığı yerde ne bir insanlık, ne barış, ne de ilerleme olur derdi. Dostlarına da çok düşkündü ve çok vefalıydı. Büyük küçük fark etmez, mutlaka arayıp hal hatır sormak isterdi.
Kaynak kişisi ve derleyeni Hamit Çin'e olan Atladım Girdim Bağ isimli türküyü seslendirdik. Konservatuarımız öğretim elemanları tarafından yapılan derleme çalışmaları sırasında yörede söz sahibi olan ustalarımız Hamit Çin'e ve Salih Urhan ile sık sık bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Şimdi stüdyomuzda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Zeki Nacakçı da bulunmakta. Bu görüşmelerle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkürler Esra Hocam. Bilindiği üzere Teke yöresi içerisinde zengin kültürel mirası barındıran, özellikle farklı ritim yapılarıyla, ezgileriyle önemli halk bilgisi ürünlerini içerisinde barındıran bir yöremizdir. Biz de konservatuar olarak bu yöremiz içerisinde derleme çalışmaları yapmayı ve literatüre bunları kazandırmayı düşündük ve bunlarla ilgili 2014 yılından itibaren başlayan bir çalışmalarımız vardı. Tabii ki bu çalışmalar sırasında bize özellikle rahmetli Salih Urhan ve rahmetli Hamit Çin'e ustalarımız çok fazla yardımcı oldular. Hamit Çin'e ustamızdan, hocamızdan daha çok kendi yaptığı kaynak kişisi olduğu derlediği türkülerin yanı sıra özellikle yörede yaptığımız çalışmalar sırasında derlediğimiz türkülerde tereddüde düştüğümüz, fikrini almak istediğimiz konularda çok fazla yardımcısı oldu bize. Özellikle danışmanlık hizmeti anlamında bir nevi hakem gibi oldu da diyebiliriz. Bu görüşmelerimiz sırasında sıklıkla İzmir'e gittik. Kendisi orada yaşıyordu ve sağlık sorunları da vardı son dönemlerde özellikle. Kendisinin evinde çok fazla ziyaret ettik. 2015 yılında en son ziyaretimizden sonra 2016 yılında kendisi bana bir mektup gönderdi. Bu mektupta son yaptığı bestesi vardı. Bağlamamın Püskülü. Şimdi ben özellikle bu son yaptığı besteyi burada seslendirilmesini istedim. Çünkü kendisinin yapmış olduğu son beste yine ilk kez bize vermiş olduğu bu beste yine de ilk kez bizim tarafımızdan seslendirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Bu bakımdan Curasıyla yaptığı bu beste yine Curasıyla üniversitemiz konservatuarımız öğretim elemanı Doktor Alper Börekçi'den dinleyelim istiyorum. Evet Alper Hocam seni dinliyoruz. Nazara iyi gelen çıtlık ağacını yontar, küçük testiler yapar ve eşe dosta dağıtırdı. Son yıllarında ise evdeki incik boncuklarla bağlamasına püskül yapmaya başladı. Onu da birçok arkadaşına hediye etti. 90 yaşında yaptığı son bestesi Bağlamamın Püskülü'nün hikayesi de buradan gelmekte.
Hamit Çin'e yarım kalan yüksek tahsilini tamamlamak için İzmir'e gittiği dönemde Muzaffer Sarısöz'ün ısrarları ve Mustafa Hoşsun'un çabalarıyla İzmir Radyosu'na kazandırıldı. O yıllarda özellikle Burdur yöresi ile ilgili halk bilimi çalışmaları ve İzmir Radyosu'nda koro şefliği yaptı. 1982'de radyodan emekli oldu. 1985-86 yıllarında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nda öğretim görevliliğine çağrıldı. Burada 5 yıl hizmet verdi. 3 telli üzerine araştırmalar yaptı. Fethiyeli Mustafa Coşkun ve Ramazan Güngör'ün 3 telli ile Burdurlu Faik İnce'nin Cura ile icralarını inceledi. Programımıza Hamit Çine'nin 1970 yılında derlediği bir türkü ile devam ediyoruz. İğnem düştü yerlere, karıştı gazellere. Gözüm çapkın alışmış, bakarım güzellere. Başlattığı çalışmalarına yıllarca birçok okul ve derneklerde devam etmiş. Ayrıca annemin katkılarıyla da Burdur Kadın Oyunları ekipleriyle çalışmıştır. Yöre oyunlarının doğru tavır ve ritimde oynanması babamın kırmızı çizgilerindendi. Burdur kültürüne kattığı değerlere sahip çıkan ve Hamit Çine'yi yeni nesillere doğru aktaracak olan sizlere teşekkür ederiz. Hayatımızın her anını dolu dolu babamızla yaşadık. O nedenle onu çok özlüyoruz. Burdur şad olsun. Thank you.
Damlamasında sarı çamdan katıran o. Gam yemesinde sılasında oturan o. Kötü talih mi de beni böyle götüren o. Bilmem talih kötü de bilmem ben kötü. Vay derlenen, yöreye özgü bir gurbet havası olan Damlamasın Sarı Çam'dan katıran ve akabinde sözü ve müziği Hamit Çin'e ait olan Kaymak Çaldım Yufka'ya ve Hadi Gali Sen de Gel türkülerini dinledik. Hamit Çin'e her zaman kültürüne tutkun, yöresine aşık, araştırmacı, örnek bir sanatçı olmuştur. Her ne kadar İzmir'de yaşamış olsa da kalbi Burdur için atarken curasının tellerinden de teke yöresi nameleri hiç eksilmemiştir.
Programımızı burada sonlandırırken yöre ve Türk halk müziğine katkılarından dolayı kendisini sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Güllük dağının başında da koyun yayılır. Akşam olur da